Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine nefis bir tarifle karşınızdayım. Tarifimiz kuru basan poğaça. Yaparken çok keyif alacağınızı düşündüm. Harika bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına ilk olarak bir su bardağı ılık sütümü alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra içerisine bir su bardağı ılık su ekliyorum. Yarım paket instant maya ekliyorum. Daha sonra 2 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum ve içerisindeki toz şekeri eritene kadar spatula ile karıştırıyorum. Maya'nın güzel bir şekilde aktifleşmesi için kullandığınız suyun ve sütün ılık olmasına özen gösterin lütfen soğuk ya da sıcak olması halinde mayanız aktifleşmez ve hamurunuz kabarmaz. Sonrasında içerisine bir adet yumurta ekliyorum. Yumurta ekledikten sonra da şöyle bir karıştırıyorum. Son olarak unu ve tuzu ekleyerek neredeyse ele yapışan yumuşaklıkta bir hamur hazırlıyorum. Bütün malzemeleri yeteri kadar karıştırdım. Şimdi kontrollü bir şekilde un ekliyorum. Bu tarifte toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Büyük bir kısmını ekledikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hamur kıvamını alana kadar spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Toparlandıktan sonra her zaman olduğu gibi tezgaha alarak güzelce yoğuracağım. Hamurumuzun malzemesi oldukça az. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri her zaman olduğu gibi videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamur kıvamını aldı ve içerisinden spatulayı çıkartıyorum. Daha sonra tezgaha biraz un serperek hazırladığım hamuru tezgaha alacağım. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Hamuru yoğurma kabının içerisinde de yoğurabilirsiniz. Fakat tezgahta yoğurulduğu zaman çok daha kaliteli ve özlü bir hamur elde edeceksiniz. Yoğurma kabının içindeki hamurun tamamını tezgaha aldım ve yoğurmaya devam ediyorum. Tezgaha serptiğim unla birlikte toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Lütfen daha fazla kullanmayın. Hamurun kıvamının oldukça yumuşak olması önemli. Buna dikkat edelim lütfen. Sizler lütfen ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Biraz önce de belirttiğim gibi ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Sizler başlangıç olarak 5 su bardağı ekleyin. İhtiyaç duyduğunuzdan un ilavesi yapabilirsiniz. Özellikle bu tür ele yapışan hamurları yoğururken hamur kesme kartını kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Gerçekten çok büyük bir kolaylık sağlıyor ve hamur elinize yapışmıyor. Hamuru güzelce yoğurdum ve özlü bir hamur elde ettim. Ne kadar yumuşak olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi hazırladığım hamuru yoğurma kabının içerisine alıyorum. Daha sonra üzerini kapatarak yarım saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Hamuru yarım saati boyunca mayalandırdım. Yeteri kadar kabardı. Şimdi havasını alıyorum. Bu tür mayalı hamurları hazırladığınızda havasını almayı lütfen ihmal etmeyin. Aksi halde yerken mayanın tadını hissedersiniz. Hamur kesme kartı ile hamuru toparladım. Şimdi tezgaha çok az un serperek hamuru tezgah alıyorum ve şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra yuvarlak bir form verdikten sonra bezelere ayıracağız. yumuşacık köpük gibi bir hamur elde ettik. Hamurun kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Hamurun yumuşak olması halinde açması da oldukça keyifli ve kolay olacak. Yuvarlak bir form verdikten sonra hamur kesme kartı ile hamuru ikiye kesiyorum. Daha sonra 6'şer tane beze elde ederek toplamda 12 tane beze elde ediyoruz. Bezeleri daha eşit alabilmek adına hamuru silinir haline getirdim ve kesiyorum. Tamamını kestikten sonra yuvarlayacağız. Sonrasında bir 10-15 dakika dinlendireceğiz ve hamurumuzu açmaya başlayacağız. Kestiğim hamuru yuvarlıyorum. Bu şekilde pürüzsüz bir hale getiriyorum. bezeleri yuvarladım. Şimdi tepsiye biraz un serpiyorum. Ve yuvarladığım bezeleri un serptim tepsiye alıyorum. Tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine bir bez kapatacağım. Bezelerimizin tamamını hazırladık. Şimdi üzerini kapatıyorum ve 15 dakika boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda hamurlar yumuşacık oldu ve artık açılmaya hazırlar. Tezgaha biraz un alarak dinlenen bezeyi tezgah alıyorum. Hamuru ilk olarak parmak uçlarımla biraz açacağım. Daha sonra oklavayla devam edeceğim ve yaklaşık bir yemek tabağı büyüklüğüne getireceğim. Sizler bu aşamada dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Bezelerin tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra aralarına tereyağı süreceğiz tarifi hazırlamak oldukça pratik. Sadece birkaç tane aşaması var. Sizlere elimden geldiğince bütün detayları ve püf noktaları paylaşmaya çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an sizlere hemen dönüş sağlayacağım. Hamuru güzelce açtım ve fazla unundan arındırarak kenar alıyorum. Açtığınız hamurların her yerinin eşit kalınlıkta olmasına dikkat edin lütfen. Daha sonra fazla unundan arındırmayı da ihmal etmeyin. Aksi halde pişme esnasında hamurlaşmalar olur. Bezelerimizin tamamını açtıktan sonra aralarına tereyağı süreceğiz. Tabi isterseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Bezelerin tamamını açtım ve hazır ettim. Şimdi tabağa biraz un serpiyorum. Açmış olduğum hamurun bir tanesini tabağın üzerine alarak tereyağı sürüyorum ve tabii ki tereyağını her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Tereyağının yumuşak ve sürülebilir bir kıvamda olmasına dikkat edin lütfen. Böylelikle işiniz çok daha kolay olacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası tereyağının hamurun her yerine geldiğine emin olmanız gerekiyor. Böylelikle kat kat tel tel olacak. Bu tarifimde toplamda 125 gram tereyağı kullandım. Her yerine yağı sürdükten sonra ikinci hamuru üzerine kapattım. Ona da aynı işlemi uyguluyorum. Açtığımız 12 tane hamuru aralarına tereyağı sürerek üst üste koyuyoruz. Sonuncu hamuru da üzerine kapatıyorum ve kalan tereyağını hamurun her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Şimdi hazırladığım tabağı temiz bir poşetin içerisine koyarak buzdolabına kaldırıyorum ve en az 1 saat boyunca dinlendiriyorum. Buzdolabında dinlendirmeniz oldukça önemli. Böylelikle tereyağı ve hamur bütünleşecek ve sert bir kıvama gelecek. Böylelikle açma esnasında hamurlarda kayma olmayacak ve pişerken de kat kat olacak. 1 saat boyunca hamuru buzdolabında beklettim ve çıkartıyorum. Hamur buzdolabında gayet sert bir kıvama geldi. Bu da işimizi kolaylaştıracak ve açması oldukça kolay olacak. Tezgaha çok az un serpiyorum. Ve ilk olarak hamuru parmak uçlarımla biraz açıyorum. Sonrasında oklavayla devam ediyorum. Şayet hamuru bir gece önceden hazırlayacaksanız bu aşamaya kadar gelin. Bu şekilde hazırladıktan sonra buzdolabına kaldırın ve ertesi gün kaldığınız yerden devam edin. Böylelikle işiniz çok daha kolay olacaktır. Parmak uçlarımla biraz açtıktan sonra oklavayla devam ediyorum. Oklavayla açarken de nazik hareketlerle açalım lütfen. Hamuru arada bir havalandırarak açmaya devam ediyorum. Kenarlarından çekiştirerek kare bir form veriyorum. diğer yandan fırını da 180 derece alt üst ayarı açtım. Poğaçalarımı hemen hazırladıktan sonra fırına koyacağım. Daha fazla dinlendirme, bekletme aşamamız yok. Hamurun ilk olarak uç kısmını ortaya kapatıyorum. Kenarlarını da bu şekilde düzeltiyorum. Karşısındaki ucu da üzerine kapatarak bu şekilde eşitliyorum. Sizlerin de aklında soru işareti kalmaması adına bütün detayları paylaşıyorum. O yüzden de video biraz uzun oldu. Umarım izlerken sıkılmazsınız, aksine keyif alırsınız. Hamuru ince uzun bir hale getirdikten sonra yine çok fazla üzerine bastırmadan oklavayla açmaya devam ediyorum ve oldukça ince bir hale getiriyorum. Tabi bu arada yine kenarlarını düzeltiyoruz. Tamamen kusursuz bir görüntüye sahip olmasını istiyoruz. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra rulet yardımıyla üçgen olacak şekilde kesiyoruz. Tabi isterseniz bu aşamada bıçak da kullanabilirsiniz. Düzgün olmasına özen göstermeniz yeterli olacaktır. Şu an hamurumuz incecik gibi görünse de aslında 36 kattan oluşuyor. Piştikten sonra şekli ve katları çok daha belirgin ve güzel olacak. Hamurun tamamını kestikten sonra çok fazla sıkı olmayacak şekilde rulo yapıyoruz. Ve uç kısmını elimizde biraz daha incelterek kapatıyoruz katlarının güzelliğini görüyorsunuz. Piştikten sonra gerçekten katları çok daha belirgin ve güzel oluyor. Rulo yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası uç kısmını biraz daha inceltip hamura yapıştırmanız ve fırın kağıdına tam oranın altına gelmesini sağlamanız. Aksi halde pişerken dağılır ve şekli bozulur. Bir kez daha detaylı göstermek istiyorum. Hamurun uç kısmını incelttikten sonra en alta gelecek şekilde fırın kağıdı sermiş olduğumuz tepsiye yerleştiriyoruz. Vermiş olduğum ölçülerle toplamda 12 adet kruvasan poğaça elde ettik ve poğaçalar oldukça büyük. 1 adet yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra fırça yardımıyla üzerine çok fazla bastırmadan sürüyoruz. Hamurumuzun kıvamı zaten oldukça yumuşak ve kabarık. O yüzden yumurtayı sürerken çok fazla bastırmayın. Havasını söndürmeyin. Tamamının üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra son olarak çiğ susam serpiyorum. Susamı serptikten sonra artık tepsimizi fırına gönderiyoruz. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst değerli fırına gönderiyorum ve 40 dakikanın sonunda poğaçalarımı fırından çıkartıyorum. Poğaçalarımı fırından çıkardıktan sonra bir 10 dakika bekletiyorum ve ilk sıcağına çıkmasını sağlıyorum. Görüntülerinden ne kadar güzel olduğunu anlayabilirsiniz. Dışı çıtır çıtır, kat kat, içi yumuşacık tel tel ayrılan nefis bir lezzet oldu. Aralarına sürmüş olduğumuz tereyağı sayesinde lezzetin ikiye katlamış olduk. Gerçekten çok lezzetli ve oldukça pratik bir tarif. Sadece birkaç aşamadan oluşuyor. Umuyorum ki sizler de denediğinizde tarifi çok beğeneceksiniz. Bu kruvasan poğaçalarımızın görüntüsü gerçekten muhteşem. Peki içi nasıl olmuş? Hemen sizlere içini de yakından göstermek istiyorum. Nefis kokusu ve tadıyla dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, tel tel ayrılan harika bir lezzet oldu ve içerisinde en ufak bir hamurlaşma dahi yok. İçinin katlarını görebiliyorsunuz. Kahvaltılarınızda ve çay saatlerinizde bu nefis lezzeti afiyetle tüketebilirsiniz. Şimdi sizlere daha detaylı göstermek istiyorum ve katlarını bu şekilde ayırıyorum. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.